o sevgi, o onur, o saygı kırılsın, direniş dursun ve asla böyle bir şey yapılmasın onlara karşı. Evet. Ne tür işkenceler yapılıyor? Ma hiya asalib at-ta'dib? هناك نوعين من الأساليب الأساليب الخشنة وهي يعني الجسدية تبدأ بالإعدامات نجود سأد الجسدي İşkencenin birçok boyutu var. Fiziksel, tıbbi, psikolojik olarak hatta devam edecek açıklamaya. Fiziksel olarak şiddetten bahsedecek olursak, hatta şiddet demeyeyim, işkenceden bahsedecek olursak başında idam geliyor. Bu da zaten İngilizlerden miras olarak aldıkları bir yöntemdir. Filistin'de İngiliz işgali olduğu zaman onlara karşı çıkan Filistinlere ne derler? Bir korku salmaları için, evet, ders vermeleri için Akka hapishanesinde 3 Filistin'i idam ettiler. Bütün Arap liderleri müdahil olmalarına rağmen caydıramadılar İngilizleri. Ve ona dair çok güzel bir ağıt var Filistinlerin ve çok ağlatan bir ağıt var. Onların, o mahkumların isimlerini zikreden bir ağıtımız var. Demek ki ilk yöntem idam. İkinci yöntem öldürme. Sıfır noktasında o gardiyanın, o polisin tabancasıyla vurmak. Bir diğeri tıbbi, yani ilaç alacakken zehir veriliyor. Ayrı hücreye tıkmak yıllar boyu. Geçtiğimiz Eylül ayında 11 yıl hapis sonrasında çıkan bir mahkum ailesini tanıyamadı. Çünkü sürekli ayrı hücreye taktılar, tıktılar. 11 yıl bir insan görmeyince ne yaparsınız? Hafızanız silinir. Ondan sonra öyle psikolojik bir baskı yaparlar ki, yani bir haber gelirdi diyor bize. Filanca kişi ayrı hücrede kendini asmış. Nasıl asmış? İp nereden gelmiş? İpi kim bağlamış? Anlatabiliyor muyum? Yani ortamı hazırlıyorlar ki insana farklı bir çıkmaz yolu bırakmıyorlar. Bir de sallama yöntemi varmış. İnsanı böyle sallamaya devam ediyorlar ki ölene kadar. Ya ben ilk defa duyuyorum bu arada bazı yöntemleri. Biz üzülmeyelim diye bu arada İyad her şeyi anlatmıyordu bize. Sallıyorlar ki insanı hafızasını kaybedene kadar. Tabii ki en alçak yöntem diyor, dilim varmıyor anlatmaya ama sadece fikir vermek adına taciz, ona dair ibarelerde bulunmak, ağızlarından bunu çıkarmak, ona yeltenmek, ona bile hayır demiyorlar. Kendinden bahsediyor İyad, 6 kere ameliyathaneye girmiş birisi olarak bunu anlatıyor. 3 kere ameliyat oldu ve sistematik bir şekilde, yani safra kesesini aldırdılar bir kere. Ondan sonra o yarayı iyi kapatmadılar, fıtık oldu. Bildiğim için anlatıyorum, ona sormama gerek yok. Bir daha ameliyata girmesi gerekiyordu fıtık için. Fıtığı kapatırken bir top ip, plastik unutuyorlar. Ve o plastikler, yani her hareketinde içeride bıçaklar varmış gibi hissediyor. Beni ameliyata alın, içimde bir şey olduğunu hissediyorum, hareket edemiyorum, namaz dahi kılamıyorum diye diye 4 sene boyunca o işkencelere katlandı. Sonra ameliyata alınıyor 4 sene sonra ve deniyor ki ip unutulmuş. İpi alıyorlar, bir daha kapatıyorlar. O bölgede ömür boyu mağlulluk oluşmuştur şu anda. Biz doktorlara gittik, bir şey yapamıyoruz. Şu an fizik tedavi görüyor. Bu bilerek yapılan bir şey. Yani tıbbi bir unutkanlık ya da sehven, unutulan bir şeyin olduğunu asla ikna edemezler. Bir de şu an psikolojik işkenceden bahsetmek istiyor. Tadib el nefsi. Yani la yafutni fi cüz'ü tadib el cesedi aydan.